Arkadaşlar merhabalar, bu videomda sıfır geometri kampının 23. haftasının 3. videosundayız. Dönüşüm geometrisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 250'nin sağ alt tarafındaydık. Sonra 251 ve 252 işleyeceğiz. Peki bu videodaki işleyeceğimiz konular nelerdir? Açıortay doğrularına göre simetrikten bahsedeceğiz. Sonra noktanın doğruya göre simetriğinden bahsedeceğiz. Sonra doğrunun noktaya göre simetriğinden bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Açıortay doğrularına göre simetrik, yani birinci açıortay ve ikinci açıortay, yani y eşittir x ve y eşittir eksi x'e göre simetriklerinden bahsedeceğiz bir noktanın. A x virgül y noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriği çok basit. Noktalar yer değiştiriyor. Yani x virgül y iken ne oluyor? Y virgül x oluyor arkadaşlar. Peki bunun ispatını yapalım. Nasıl? Şuradaki A noktasının, bakın şuradaki A noktasının bu y eşittir x'e göre simetriği burası. A üssü noktasını bulmaya çalışacağız şimdi. Bu çizgiler yokmuş gibi düşünün. Şimdi ispatını yapacağım. Şimdi x virgül y'yi öncelikle bir kullanayım. Bu simetriğini alınca 90 derece olacak ve bunlar birbirine eşit olacak değil mi? Bu arada y eşittir x doğrusu olduğundan dolayı birinci açıortay doğrusudur. Burası 45-45'tir. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şunu kullanayım. X virgül y. Tamam, şöyle çizdik. E hocam 45 ise şununla şu paralel olduğundan burası 45 mi oldu? Evet. Şimdi dikkat edin, burada güzel bir şeyler çıktı. Burası x, şurada uzunluk x, burada uzunluk da y. Burası y iken 45 90 sa burası da 45 olduğundan y oldu. Tamam, x olduğundan buraya x eksi y mi kaldı? Evet. E hocam şurada dik tabanı iki parçaya böldü. Bak şu çizgiler yokmuş gibi düşün şimdi. E ben burada tam buradaki noktadan ikizkenar oluşturacak olursam tam buradaki nokta şu doğrunun üstünde, bakın. E hocam burada ne oluştu? Dik tabanı iki parçaya böldüğü için ikizkenar oluşturdum. E aynı zamanda açıortaydır burası. Yani burası 45'tir. X'i burası x eksi y ise burası da x eksi y'dir. Aynı zamanda burası 90 derece oldu. Aa, burası 90 derece. E o zaman bunun devamı da ne olmak zorunda arkadaşlar? Aşağıya doğru 90 derece olmak zorunda. Y iken burası da y değil mi? Evet. E şimdi ne geldi arkadaşlar burada? Şu uzunluğa dikkat edin. Şöyle A üstü noktasına bakacak olursak buradaki uzunluk nedir? Hop, burası y oldu. Y virgül şuradaki uzunluk nedir arkadaşlar? X eksi y ile y'nin toplamı değil midir? Evet. Yani burası da x eksi y olduğundan x'in toplamı da x mi yaptı? Aynen öyle. O zaman y birim sağda, x birim yukarıda olduğu için evet, bir noktanın y eşittir x'e göre simetriği ne oldu? Y virgül x oldu arkadaşlar. Çok kolay. Neymiş? X virgül y'nin y eşittir x'e göre simetriği, noktalar yer değiştiriyor. Yani y virgül x oluyor. İspatı da işte burada. Evet, geldik şuraya. Y eşittir eksi x'e göre simetriğini alırken de ispat yöntemi yine aynı. Bunu siz uğraşın isterseniz arkadaşlar. Aynı ispat yöntemiyle yapabilirsiniz aslında. Şuradaki noktaya göre şey yapabilirsiniz. Şuradaki noktaları şuraya getirebilirsiniz. Bu da buraya gelebilir. O şekilde yapabilirsiniz ama kolay. Biz zaten ispat yöntemiyle yapmayacağız. Nereden yapacağız? Y eşittir x'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyordu ya. Y eşittir eksi x'e göre simetriğinde de noktalar hem yer değiştiriyor, yani y virgül x'i yazdın, hem de işaret değiştiriyor arkadaşlar. Y eşittir eksi x'e göre simetriği de bu oluyor. Evet, örnek 23'e bakalım. Eksi 4'e 5 noktasının y eşittir x'e göre simetriği bu olduğuna göre arkadaşlar, A noktası eksi 4'e 5'in şimdi y eşittir x'e göre simetriğinde ne oluyordu? Noktalar yer değiştiriyor. Yani 5 virgül eksi 4 olacak. Bu noktada neye eşitmiş? Buna eşitmiş. 2x eksi 1'e 4y'ye eşitmiş. Yani buradan 2x eksi 1 5'e mi eşit olacak? Evet. 2x eksi 1 eşittir 5 ise 2x eşittir 6'dan x'i böylelikle 3 buluruz. 4y de eksi 4'e eşit. 4y de eksi 4'e eşit olduğundan y'yi de eksi 1 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? X çarpı y isteniyor. X çarpı y de 3 çarpı eksi 1'den cevap ne çıkacaktır? Eksi 3 çıkacaktır gençler. Evet, örnek 23'ü eksi 3 bulduk. Geldik örnek 24'e. A 3'e 4 noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriği B noktasıymış. Hemen A noktası 3'e 4'ün y eşittir x'e göre simetriğini bulalım. Ne oluyordu? Noktalar yer değiştiriyordu. İşte o da B noktasıymış. Ne olacak? 4'e 3 olacak. B noktasında x eksenine göre simetriği diyor. Bunun da x'e göre simetriğinde ne oluyordu? Y'si işaret değiştiriyordu. Evet, y'sini işaret değiştirmiş hali ne olacak? 4'e eksi 3 olacak. İşte bu nokta neymiş arkadaşlar? Buna eşitmiş. Yani 4'e eksi 3 noktası a artı 2'ye b eksi 1'e eşitmiş. E buradan ne geldi arkadaşım? A artı 2 4'e eşit olacak. A artı 2 eşittir 4 ise a'yı 2 buluruz. Sonra b eksi 1 de eksi 3'e eşit olacak. B eksi 1 de eksi 3'e eşitse b de buradan ne eşit oluyor? Eksi 2'ye eşit oluyor.
Bizden de ne isteniyor? A artı B isteniyor. A'yı 2 bulduk artı B'yi de eksi 2 bulduk. Bunları toplamı ne yapıyor arkadaşım? 0 yapıyor. Evet, örnek 24 0 oldu. Geldik örnek 25'e. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları verilsin. AB'nin orta noktası Y eşittir X doğrusuna göre simetriyi buymuş. Arkadaşlar A noktası bu. Eksi 1'e 3. Sonra B noktası bu. B noktası A virgül B'ymiş. AB'nin orta noktası diyor. Bu orta noktasının Y eşittir X'e göre simetriyi buymuş. Arkadaşlar Y eşittir X'e göre simetriyi 4'e eksi 2 ise ne olacak? Simetriyi, yani simetriye alınmış hali buysa, yani ne olacak? X ile Y'nin yer değiştirmiş hali buysa bu noktamızda 2'ye 4 olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Evet. Ya isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Hocam bunun orta noktasını A'lı B'li bir şekilde yazıp oradaki noktayı da noktaları yer değiştirip 4'e 2'ye de eşitleyebilirsiniz. Tersten gittim. Şimdi Y eşittir. Bu orta noktasının Y eşittir. X'e göre simetriye 4'e 2'ymiş. O zaman 4'e 2'nin de Y eşittir. X'e göre simetriye ne olacak? 2'ye 4 olacaktır. Buradaki nokta 2'ye 4. Geriye doğru hareket ettik. O zaman arkadaşlar orta nokta koordinatından A'yı B'yi bulabilirim. Ya da bakın burası K, buraya K diyecek olursam. Eksi 1'den 2'ye 3 yükselmiş. Bir daha 3 yükselt. 5 yapar. 3'ten 4'e 1 yükselmiş. Bir daha 1 yükselt. Kaç yapar? 5 yapar. Yani 5'e 5 noktası yaptı. A'yı 5, B'yi de 5 bulduk. A artı B de buradan ne yapar arkadaşım? 5 artı 5'ten 10 yapar. Cevabımız böylelikle 10 oldu dostum. Geldik örnek 26'ya. Bu noktanın Y eşittir eksi X'e göre simetriğinden bahsediyor. A 3'e 2'nin Y eşittir eksi X'e göre simetriği. Ne olacak? Noktalar hem yer değiştiriyor. Yer değiştirilmiş hali bu. Hem de işaret değiştiriyor. Yani eksi 2, eksi 3 olacak. Bu nokta B noktasıymış. Aynı zamanda B noktası neymiş arkadaşlar? A artı 3'e B noktasıymış. Buradan A artı 3 eksi 2'ye eşit olacak. Yaz. A artı 3 eşittir eksi 2 ise A'yı buradan eksi 5 buluruz. Sonra B de neye eşit olacak? Eksi 3'e eşit olacak. B de eksi 3'e eşit olacak. A'yı bulduk. B'yi bulduk. Bizden ne isteniyor? A çarpı B isteniyor. Yani eksi 5 ile eksi 3'ün çarpımı isteniyor. Bu çarpımda neye eşittir arkadaşlar? Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Yani artı 15 yapar. Geldik örnek 27'ye. 1'e eksi 3 noktasının, bakın A noktası 1'e eksi 3'ü yazalım. Y eşittir eksi x'e göre simetriğinden bahsediyor. Ne oluyordu? Eksi 3'e 1 noktalar yer değiştiriyordu. Bir de işaret değiştiriyordu. Artıya eksi olacak o zaman burası. Bu görüntüsü bu doğru üstündeymiş. Evet. Bu nokta bu doğrunun üstündeyse denklemi sağlar mı? Sağlar. Yani x yerine 3, y yerine eksi 1 yazacaksın. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı y yerine de eksi 1 yazacağız. Artı a eşittir 0 olmak zorunda. Bir nokta bir doğrunun üstündeyse denklemi ne yapar? Kesinlikle ama kesinlikle sağlar. Buradan 6 eksi 3 artı a eşit 0 olduğundan burası artı 3 yaptı. Artı 3 de öbür tarafa eksi 3 diye geçer. Dolayısıyla A da buradan eksi 3 çıkar arkadaşlar. Evet, Y eşittir X ve Y eşittir eksi X'e göre simetriyi hallettik. Geldik noktanın doğruya göre simetriye. Gençler, noktanın doğruya göre simetriğinde ne yapacaksınız? Bir kere bir noktanın bir doğruya göre simetriyi sorulduğunda yapman gereken tek şey şu basit şekli çizmek. A noktası ve D doğrusunu çizmek. Tamam, çizdin. A noktası ve D doğrusu varken ne yapacaksın? Simetriğini alacaksın. Simetriğini aldığın zaman A'nın simetriği ne olacak? Hocam dik olacak ve bunlar birbirine eşit olacak. Yani bizden şuradaki A üssü noktası isteniyor. Peki ben bu A üssü noktasını nasıl bulacağım? Arkadaşlar, bu A üssü noktası nasıl bulunur biliyor musunuz? Analitiğin tekrarı gibidir aslında bu. Şöyle bulunabilir. İki farklı yolla bulunabilir. Bunlardan bir tanesi buradaki yolla. Şimdi bu yolu söyleyeyim ben size. Arkadaşlar, ben burada A'nın bu doğruya göre simetriğini bulurken B'yi bulmak zorundayım. B'yi bulurken ne yapacağız? Arkadaşlar bu iki doğrunun kesim noktasıdır. O zaman bu doğrunun denklemini yazacağız. Bu doğrunun denklemi nasıl yazılır? İki doğru dik kesişiyor. Eğimler çarpımı eksi 1. Öncelikle bunun eğimine M1, bunun eğimine M2 diyecek olursam M2 bulunur. M2 nedir? M1'in eğimi eksi A bölü B ise bu da B bölü A yapar mesela. Eğim belli, nokta belli, doğru denklemi yazılır. Sonra iki doğruya ortak çözüm uygulanıp B noktası bulunur. Sonra noktanın noktaya göre simetriğinden A üssü noktası bulunur. Bu. Hatta burada da o yazıyor. Bakın A noktasının D doğrusuna göre yansıması A üssü noktası bulunurken o zaman
Nasıl bulacakmışız? A noktasından geçen ve D doğrusuna dik olan doğru denklemi yazılmalıdır. Eğimde D doğrusunun eğimi nedir? Eksi A bölü B'dir. Evet, eksi A bölü B'dir. A, A üstü doğrusunun eğimi de ne olacak? Ters çevirip eksi ile çarpmış. Eğimler çarpıp eksi 1 olacak ya. O zaman burası da B bölü A olur. Sonra şu denklemin doğru denklemini yazmamız gerekiyor. Doğru denklemi nasıl yazılır? Eğim belli, nokta belli, doğru denkleminden. Yani M çarpı X eksi X1 eşittir Y eksi Y1'den yazılır. Eğim belli ya. İşte nokta da belli. Denklemi yazdık. Sonra iki doğru denklemi ortak çözülerek ne bulunur arkadaşlar? B noktası bulunur. Ortak çözümden dolayı. A'nın B'ye göre simetriği olan da A üstü noktası da buradan bulunur arkadaşlar. Birinci yol bu. Bu şekil bana biraz uzun geliyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde verildiğinde uzun oluyor ya bu. O yüzden bu şekilde verildiğinde ben daha farklı bir şekilde yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Onu da örnekte size göstereyim. Mesela şu. A 1'e 1 noktasının x artı y eksi 6 eşit 0 doğrusuna göre simetriği. Öncelikle basit bir şekilde şekli çiziyoruz. A noktası 1'e 1. Sonra doğrumuzu çiziyoruz. Doğrumuzu da şu şekilde çizdik. Burası da x artı y eksi 6 eşit 0 doğrusu. Sonra bu noktanın bu doğruya göre simetriği olan buradaki noktayı bulmaya çalışacağız. Şunlar birbirine eşit. Öncelikli olarak burası da nedir? Diktir. Hocam eğim bulalım. Bunun eğimi nedir? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eksi 1. Bunun eğimi eksi 1 iken bunun eğimi ne olacak? Ters çevirip eksi ile çarpacağız ya da direkt eğimler çarpıp eksi 1'den 1 oldu. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Yazarsın. Sen yazarsın. Sana bırakıyorum. Ben bunu dedim ya. Sen yaz şimdi. Sonra doğru denklemini yazdıktan sonra şu doğruyla bulduğun denklemi ortak çözüm yap. Ortak çözümden şuradaki noktaya ulaşacaksın. Buradaki noktayı bulduktan sonra da işte birden buraya bilmem ne kadar artmışsa ya da azalmışsa buradan buraya da o kadar artar ya da azalır deyip apsislerde de ordinatlarda da aynı hamleyi yapacaksın ve şuradaki A üstü noktasını bulacaksın kardeşim. Tamam, bu şekilde. Peki hocam siz nasıl yapıyorsunuz bunu diye soracak olursanız. Ben de kesim noktasından gidiyorum. Hatta bu soru türü şu şekilde de karşınıza gelebilir. Sadece simetriğini sormaz. A noktasının bu doğruya en yakın olduğu nokta, yani şuradaki nokta B noktası sorulabilir bize. Buradaki B noktasını bulmaya yönelik hamle yapacağız. B noktası X virgül Y gibi bir nokta değil mi? Evet. Burayı tek bir cinsten yazın. X ya da Y cinsinden. Onu da denklemden faydalanarak. İster X'i yalnız bırak, ister Y'yi yalnız bırak. Biz burada Y'yi yalnız bıraksak Y neye eşit oldu arkadaşım? Hocam öbür tarafa atınca eksi X artı 6'ya mı eşit oldu? Evet. O zaman gel burada B noktasının ne olduğunu söyleyebilirsin. X virgül Y. Y yerine de ne yazacağız? Tek bir cinsten eksi X artı 6 olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yazdık. Eğimleri de bulmuştuk zaten. Bunun eğimi de 1. Bakın burada 2 nokta belli. 2 nokta belli ise eğimi de bulabiliriz. Eğim nedir arkadaşlar? Eğim dediğim 1. Y'ler farkı, yani eğim dediğim 1. Y'ler farkı eksi X artı 6. Eksi X artı 6 eksi 1 bölü X'ler farkı. X eksi 1 değil midir? Evet. İçler dışlar yapalım. X eksi 1 eşittir eksi X artı 5. Buradan 2X eşittir 6'dan X'i kaç bulduk? 3. Gel burada X'i 3 bulduysan B noktasını artık yaz. X yerine 3 yazdın. 3'e eksi 3 artı 6 da 3 yaptı. Bak 1'den 3'e kaç artmış? 2. Bir daha 2 arttır 5. 1'den ordinata bak. 1'den 3'e yine 2 artmış. Bir daha 2 arttır 5. Noktamız ne yaptı arkadaşlar? 5'e 5 yapmış oldu. Cevabı bulduk böylelikle. Yalnız size burada bir şey söyleyeceğim. ÖSYM'de hep böyle soruyor zaten. Önceki sordukları sorulara da baktım. Son 10 yıldır noktanın son 10 yıldır sormuyor. Onu da söyleyeyim de. Ama sorabilir. Son 10 yıldır noktanın doğruya göre simetriğini sormuyor ama daha önceki yıllarda 3-4 defa sormuştu. Sorduklarına da hep aynı hikayeden sormuşlardı. Ben size şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun bir kısa yolu var. Kısa yol. Kısa yol nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Eğim verilen doğrunun eğimi artı eksi 1 iken geçerli. Ve ÖSYM'de hep verilen doğrunun eğimini artı 1 ya da eksi 1 vermiştir. Bak A 1'e 1 noktasının x artı y eksi 6 eşit 0 doğrusuna göre simetriği soruluyor bize. Arkadaşlar bu doğru verilen doğrunun eğimi eksi 1 mi? Eksi 1. Bu doğrunun eğimi eksi 1 ise kısa yol sanılır. Bunları ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bakın A noktası kaça kaçtı? 1'e 1 değil mi?
şuraya yazayım soruyu da. A noktası 1'e 1'in hangi doğruya göre simetriydi? X artı y eksi 6. Evet, x artı y eksi 6 eşi 0 doğrusuna göre simetri isteniliyor. Kısa yolunuz ne biliyor musunuz? X yerine gel noktadaki x'i yaz. X yerine 1 yazdığında 1 artı y eksi 6 eşi 0'dan y'yi kaç bulursun? 5 bulursun. Y yerine de noktadaki y'yi yaz. Y yerine de 1 yazdığında 1 artı değil pardon. Y yerine 1 yazdığında x artı 1 eksi 6 eşi 0'dan x'i de kaç bulursun? 5 bulursun. X 5 y 5 çıktı. İşte buradaki x virgül y bize o verilen noktanın yani birebir noktasının bu doğruya göre simetriğini verir. X'i kaç bulduk? 5. Y'yi kaç bulduk? 5. Yani noktamız kaça kaç yaptı? 5'e 5 yaptı. Bir öncekinde de biz yine 5'e 5 bulmuş muyduk? Evet. Kısa yol bu. Evet, bunu unutmayın bence. Bir noktanın bir doğruya göre simetriği sorulduğunda verilen doğrunun eğimi artı 1 ise ya da eksi 1 ise noktayı yerine yaz. X yerine verilen noktayı yaz, y'yi bul. Y yerine de verilen noktayı yaz, x'i bul. İşte en son çıkan x virgül y de o simetriği olan nokta oluyor arkadaşlar. Dediğimi sakın ama sakın unutmayın. Tamam. Evet. Şuradaki yoldan da çözüm yapabilirsiniz. Bu yol bence en mantıklı yol. Burada x virgül y yazıp ya x'i yalnız bırakacaksınız ya y'yi yalnız bırakacaksınız. Hangisi daha kolay bırakılıyorsa bazen mesela şu veriliyor. 2x eksi y eşittir 6 veriliyor. Y'yi yalnız bırakmak daha kolay mesela. Y'yi yalnız bırakırsınız burada. Şöyle olsaydı x eksi 2y olsaydı x'i yalnız bırakmak daha kolay olurdu. 2y artı 6 olurdu mesela. Sorusuna göre işi kolaylaştırmak senin elinde. Bu dediğimi de unutma. Tamam mı gençler? Evet, noktanın doğruya göre simetriği de bu şekilde. Şimdi ne var? Doğrunun noktaya göre simetriği. Arkadaşlar, bir d doğrusunun bir noktaya göre simetriği alınırken burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bir doğru denklemi isteniliyor bizden. Arkadaşlar, bir doğru denklemi isteniliyorsa biz ne bulacağız o zaman? Doğru denklemi bulmaya çalışacağız. Bu doğru denklemi nasıl bulunur biliyor musunuz? Şu şekilde. Çok kolay. Arkadaşlar, doğru denklemini bulmak için kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim, iki nokta lazım. E hocam, bu doğrunun bu noktaya göre simetriğini aldığımızda doğrular paralel oluyor. Bunun eğimi M1, bunun eğimi M2 diyecek olursak M2'de neye eşit oluyor arkadaşlar? M1'e eşit oluyor. Eğim belli. Nokta bulacağız. Noktayı bulmak için de şuradan rastgele bir nokta seç. Mesela K noktası. Atıyorum x yerine 0 yaz. Y'si bilmem ne geldi. Bu noktanın bu noktaya göre simetriğini aldığında buraya gelmez mi arkadaşım? Gelir. Ya da şu K noktasını şuradan seç. Fark etmez. Bu noktanın da bu noktaya göre simetriği tam burada olmak zorunda. Çünkü bunlar birbirine paralel ya. Kelebek benzerliğe çıktı. Kelebekte oran birebir. Şunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Bunlar birbirine eşitse dostum ne çıktı o zaman burada? Buradaki K noktasını seçtin ya sen bilmem neye bilmem ne. K'nın A'ya göre simetriğini aldıktan sonra L noktasını bulursun. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilirsin. Evet, analitik düzende bir doğrunun bir noktaya göre simetriği bu doğruya paralel başka bir doğrudur arkadaşlar. Bu şekilde de çözüm oluyor. Farklı bir çözüm daha oluyor. Onu da soru içerisinde göstereyim isterseniz. Mesela evet, bunu İki soru var. İki soruyu da farklı bir yolla çözeyim. Buradaki soruyu yukarıda anlattığım yolda çözeyim. Bakın. X artı y eksi 6 eşit 0 doğrusunun hocam A noktası 2'ye 1'e göre simetriğini alacağız. İşte bizden bu da isteniliyor. Bunun eğimi nedir? Eksi 1 bölü 1'den eksi 1. Bunun eğimi de ne olacaktır? Bu da eksi 1. Doğrular paralel olduğundan. Şuradan bir nokta seçerim. K noktası. Mesela x yerine 0 yazsak. X yerine 0 yazdığımızda y'si kaç çıkıyor arkadaşlar? 6 mı çıkıyor? Evet. 0, 6 noktası seçtim. Sen 0, 6 noktasının bu noktaya göre simetriğini aldığında bunun üzerinde olmak zorunda L noktası. Buradaki noktada 2'ye 1'di. 0'dan 2'ye 2 artmış. Bir daha 2 arttır. Çünkü noktanın noktaya göre simetriğini de bu şekilde yapıyorduk. Bir daha 2 arttırdığın zaman 4. 6'dan 1'e 5 düşmüş. Bir daha 5 düşür. Eksi 4 yapar. Eğim belli. Nokta belli. Denklemi yazabiliriz. M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dan. M dediğim nedir arkadaşlar? Eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x yani 4 eşittir y eksi noktadaki y. Y eksi eksi 4 yani y artı 4 yapar. Buradan eksi x artı 4 eşittir y artı 4'ten. Buradan ne oldu arkadaşlar? Eksi x eşittir y. Y eşittir eksi x oldu. Ya da eksi x öbür tarafa atalım. 0 eşittir x artı y oldu. Ya da x artı y eşittir 0 şeklinde oldu arkadaşlar. Şıklardan hangisi varsa. Tamam. Bu.
Bu şekilde de yapılabilir. Bak bir tane daha soru yazılmış Allah'tan. Aynı soruyu iki farklı şekilde çözecektim ama gerek yok. Bu şekilde de yapılabilir. Bu doğrunun, bakın dikkat edin, x eksi 2'ye eksi 5 eşit 0 doğrusunun neye göre simetriyi? A noktası eksi 1'e 3'e göre simetriğini alırken. Bu doğru mu olacak arkadaşlar? Evet. Yani buradaki simetriğini aldığında şuradaki mesafeler birbirine eşit mi? Aynen eşit. E hocam, bu doğru da ne olmak zorunda? Buna paralel olduğu için x eksi 2'ye artı c eşittir 0 şeklinde bir doğru olmak zorunda. Direkt böyle yazabiliriz. E hocam, biraz önceki yoldan da şey yapabiliriz. Buradan rastgele bir nokta seç. Mesela y yerine 0 yaz. Y yerine 0 yazdığında x'i kaç çıktı? 5 çıktı. Hocam 5'e 0 noktası ya. 5'ten eksi 1'e 6 düşmüş. 6 düşür. Eksi 7'ye. Sonra 0'dan 3'e 3 yükselmiş. 3 yükselt 6. Sonra bu noktayı yerine yaz. C'yi bul. C direkt sonuca ulaştırır arkadaşlar bizi. Ya da daha farklı olarak şu şekilde de yapabilirsin. Buradaki noktayı da bulmak zorunda değilsin. O birinci yola benziyor. Yine birinci yolun bir laciverti gibi olmuş oluyor. Bu noktayı da bulmadan şu şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar bu doğrunun bu noktaya göre simetriği bu ya. X eksi 2'ye artı c eşit 0 şeklinde ya. Bak şuradan bir paralel doğru daha çizsem ben. Bu da x eksi 2'ye artı k eşittir 0 şeklinde olmak zorunda değil mi? Evet. K'yı bulabilirim ben. Nasıl? Gel burada denklemde yerine yaz. Çünkü bu doğru üstünde buradaki nokta var. X yerine eksi 1, y yerine de 3 yazacak olursam. Yani eksi 1 eksi 2 çarpı 3 artı k eşit 0 olduğundan dolayı buradan eksi 1 eksi 6'dan eksi 7 öbür tarafa geçince artı 7 yaptı. Burası 7 yaptı. Artı 7 arkadaşlar, k dediğimiz artı 7 oldu. Aa, burası eksi 5'ten ne oldu? Artı 7'ye. Ne kadar arttı burada? 12 artış var. Buradan da buraya 12 artış olur. Hani doğrunun doğruya göre simetriğinde bahsetmiştik arkadaşlar. Ya da iki doğrunun şeyinden de bahsetmiştik. O şekilde daha öncesinde de yapmıştık bunu. O zaman burada 7'den de 12 yükseltirsek buraya, 7 artı 12'den o zaman c'yi kaç buluruz? 19 buluruz. Yani x eksi 2'ye artı 19 eşittir 0 şeklinde doğru denklemine ulaşırız arkadaşlar. Evet, işte doğrunun noktaya göre simetriğinde bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu da kolay bir yol. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu da kolay bir yol. İstediğin şekilde sonuca ulaş. Bu da sana kalsın. Evet gençler, böylelikle bu 3. videoyu da halletmiş olduk. Ne kaldı? Bu haftanın son videosu kaldı. Dönme dönüşümü. Onu da bir sonraki videoda yapalım. Bir sonraki videoda 23. haftanın 4. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.